Anne, nasıl olduk? Ah benim güzel kızlarım. Melekler gibi olmuşsunuz ikiniz de. Ay maşallah size tüt. Musat teyzeciğim, sana ne kadar teşekkür etsem az. Bilmiyorum, ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim gerçekten bilmiyorum. Elif, bak bir daha böyle konuşursan seni ayağımın altına alırım ona göre ha. Anne, inan gelirse ne yapacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum kızım, bin kere söyledin ya. Ha kızlar, bakın kendinize dikkat edin değil mi? O telefonunuz var ya, sürekli yakınınızda olsun. Vallahi sonra aklım kalır sizde, yalvarırım. Ya anne merak etme sen. Saat başı arayıp bilgilendireceğim seni söz. Hadi gel şuraya. Oh, güzel kızım. Oy, oh, benim güzel kızlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ya Sefer, çok teşekkür ederim. Ne zaman ihtiyacın olursa ben buradayım. Lafı bile olmaz Yıldız. Ama baştan dediğim gibi 11'de arabayı geri götürmem gerek. 11:05 geç olmaz. Geldiniz geldiniz. Tamam, merak etme sen. Tamam. Hadi gel kız. Yıldız. Tamam dedik ya. Hadi görüşürüz. Kızım kıyafetlere bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Oha! Bu ne be? Yıldız ağzını kapat. Bizimkiler bu işleri beceremiyorlar kızım. Ne yaparsak yapalım sakin oluyor. Nerede geçen ay Milano'da katıldığımız defile? Nerede bu? Olmuyor yani, beceremiyorlar. Biraz fazla mı abarttın ha? Fazla mı oldu? Çok. Merhaba. 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 Daha önce tanışmış mıydık? Hah! Hala böyle numaralar kaldı mı ya? Bir sonraki soru ne? Burcunuz ne mi? Tam bir aslan kadınısınız. bu kokuyu nerede olsa tanırım. Hoşt, yavaş ol. Ne oluyoruz be? Hoşt derken Yıldız. Bu kenar mahalle kokusu bu. Nerede olsa tanırım ben bu kokuyu. Hanımlar, siz buraya ait değilsiniz. Nereden buldunuz o davetiyeleri? Şey, rica etsem önümüzden çekilir misiniz beyefendi? Sizinle muhatap olacak vaktimiz yok çünkü. Hay hay. Ama yerinizde olsam ağzımı fazla açmazdım. Malum ormanda avlanmanın yolu sessiz olmaktan geçer. Buyurun. Size iyi eğlenceler. Üzerimde 6 maaşım ederinde bir elbise var. Adam hala ben bu kokuyu nerede olsam tanırım diyor. Hayır yani alnımızda mı yazıyor varoş olduğumuz, anlamadım ki. Hemen anladı. Yıldız, mağaza çalışanı izleseydin ne var yani, ayıp mı? Oldu canım, bir de ikametgah vereyim istersen. Ben bu gece mağaza çalışanı falan değilim Elif'ciğim. Ben bu gece cemiyetin önemli simalarından Yıldız Akarsu'yum. Bu konu tartışmaya açık bile değil. Ay burası çok güzelmiş. Thank you.
Rüyana benziyor mu? Tebrikler Bulut Bey. Harikaydı. Ha, teşekkürler. İyi eğlenceler. Defileyi nasıl buldun diye sormayacağım bile. Ne? Dünyadan Elif'e, dünyadan Elif'e. Aa, Bulut! Ne haber abi? Ya ne zamandır görüşemiyoruz Bulut, bir şey diyeceğim. Defile harikaydı. Gerçekten harikaydı. Bu arada mankenler çok zarifti. Zariften kastımı anlıyorsun sen benim için. Ne bekliyordun ki zaten? Ne oldu kız? Ne işimiz var bizim burada Yıldız? O zaman müsaade etsene Mahlul. Ha, bir dakika, bir dakika. Bırakmam seni. Ne zamandır araşamıyoruz abi. Arada araşalım, görüşelim. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim bak. Yürü. Bulut abi, abi kendine gel. Ay gerizekalı. Dikkat etsene. Şu hayatta yapacağın tek şey tepsi taşımak, onu da beceremiyorsun. Şu halime bak. Ben çok özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Yani kusura bakmayın. Çok rica ederim, siz bu işe karışmayın. Bu tip insanları korumayın bana. İki tane bardak taşıyamayan insanlarla muhatap oluyorum ya. Siz beni dinlemediniz herhalde. Benim yüzümden oldu. Yani ben ona çarptığım için üzerinize dökülmesine neden olan benim. Olur Şenkiray canım, uzatma istersen. Pardon ama esas siz beni dinlemiyorsunuz herhalde. Size işime karışmayın dedim değil mi? Sorun mu var Ruşen Hanım? Alas, lütfen şu kızı gözümün önünden götür. Bir daha da bu işi yapmasına engel ol. Rezillik çıktı ya. Derhal. Beni dinlemiyorsunuz herhalde. Bir dakika, bir dakika. Benim yüzümden oldu. Ben ona çarptığım için üzerinize döküldü diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Hepsi benim suçum yani. Hem abartacak ne var bu kadar? Alt üstü bir kıyafet. Onlarcası var içeride. Kıyafetsiz kalmazsınız, merak etmeyin. Kıza bu kadar bağırıp onu işten kovdurmaya çalışana kadar çoktan üstünüzü değiştirmiştiniz. Çok pardon ama siz kimsiniz? Şey, hiç kimseyiz. Önemli insanlar değiliz. Boş verin, unutalım gitsin. Gece sizin geceniz. Kime bağırmak, davranmak isterseniz öyle davranırsınız. Hadi uzatmayalım, gidelim hadi. Hayır Yıldızcığım. Ya görmüyor musun, burada bariz haksızlık yapılıyor. Ben arkamı dönüp bir yere gidemem buradan. Anne, sorun ne? Sorun bizzat... anneniz. Bulut, ben eğer burada iki dakika daha kalırsam delireceğim. Bundan sonrasını sen çözersin artık. Sen merak etme. Ben ilgilenirim. Alas, Bulut'u gördün mü? Hı hı. İçeride Şayka'nın. Yanında da güzel bir kız vardı. Annenize defalarca söyledim. Bakın aynı şeyi size de söylüyorum. Suç benim dedim, benim yüzümden oldu dedim ama anlamadı. Hoş. Doğal olarak siz de anlamayacaksınız beni tabii. Çünkü sizin şu hayatta tek düşündüğünüz şey statü ve mevki. O kadar. Yani o kadar da abartmayalım değil mi Elif'ciğim? Az bile söylüyorum Yıldız. Lütfen devam edin. Rahatlayın, dökün içinizi. Tek suçu asgari ücret karşılığında sizin gibi zengin çocuklarına garsonluk yapmak zorunda olan bir kıza hiç değer vermemeniz. Şıklatırsınız parmağınızı, hop kovarsınız işinden, öyle değil mi? Siz hepiniz böylesiniz işte. Karakter yoksunuzsunuz. Kız arkadaşınız kabindeyken mağaza görevlisine sarkan insanlarsınız siz. Mağaza görevlisine sarkmak derken? Hı hı. Beni bir başkasıyla karıştırıyorsunuz, farkındasınız değil mi? Al birini vur ötekine. Aynı tornanın malı değil misiniz siz? Mal derken? Bakın, birisi sizi fena kızdırmış belli. Ama olanlarla bir ilgim olmadığını ikimiz de biliyoruz. Size söz veriyorum.
Bugün hiç kimse işinden falan olmayacak. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Gördün mü bak? Her şey çözüldü. Normalleşelim mi artık ha? Evet. Arkadaşınızı dinleyin. Hadi normalleşelim artık. Arkadaşı değil. Kardeşi. Yıldız ben. Bulut ben de. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bu öfke pıtırcı da kardeşim Elif olur. Çok memnun oldum Elif. Ben de. Çok önemli. Affedersiniz. Hemen geliyorum. Alo. İki dakikaya geldiniz Yıldız. Yoksa beni burada bulamazsınız. Sefer. Burada durumlar çok karışık. Bir yarım saat daha idare edebilsene. Sana söyledim Yıldız, söyledim. Üzgünüm, kusura bakma. Yapacağım hiçbir şey yok. Bir sıkıntı mı var? Şoförümüzün oğlu ya, hastalanmış da. Ben de gidebilirsin dedim. Hastalık sonuçta, şakaya gelmez. Öyle değil mi kardeşim? Ya öyle tabii kardeşim. Neyse ya. Biz de bir taksi tutar öyle döneriz eve. Yo. Buna izin veremem. Pardon? Yani ben bırakırım sizi eve. Böyle taksiye falan gerek yok. Hiç gerek yok, sağ olun. Yani biz kardeşimle birlikte bir taksiye biner gideriz, merak etmeyin. Lütfen, rica ederim. Ben bırakırım. Ya sizin partiye dönmeniz gerekmiyor mu? Yok. En azından artık gerekmiyor. Bulut! Nereye kayboldun abi? Oo, kim bu güzel kızlar? Bir gelsene sen, ben ne olacak? Ozan, seni ben niye aramıyorum biliyor musun? Çünkü senden hiç hoşlanmıyorum. Seni çok yılışık buluyorum. Çok lavali buluyorum. O yüzden bundan sonra beni aramayacaksın. Hatta gördüğün yerde selam bile vermeyeceksin bana. Anlaşıldı mı? Bakma suratıma öyle, çık. Hadi. Gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Tamam. Sadece ayağım burkuldu, o kadar. Tamam. İsterseniz adresi verin, navigasyona gireyim. Gerek yok, ben tarif ederim. Tamam. Ne yapayım peki şimdi? Düz git. Düz gideyim. Peki, ne kadar süre düz gideyim? Ben söylerim. Tamam. Siz de sektörden misiniz? Evet. Hangisi? Evet mi, hayır mı? Hem evet hem hayır. Elif stilisttir. Öyle mi? Elif çizimlerini görmeyi çok isterim. Kardeşim biraz abartıyor, sizi aldırmayın ona. Benimki sadece bir hobi. Kardeşim mütevazinle bakmayın siz. Gördüğüm en yetenekli insandır kendisi. Peki daha önce bir marka için falan çalıştın mı? Yok, çalışmadım. Kendi markasını kurmak için çalışıyor. Hadi ya. Daha çok merak ettim şimdi. Rüyalara inanır mısınız Bulut Bey? Eğer bey demezsen inanabilirim.
Rüyalara inanır mısın Bulut? Evet, inanırım Yıldız. Sen? Ay, tüm kalbimle. Cihan, Bulut nereye kayboldu? Bütün gece ortada yoktu. Bilmem, Şahika ile birliktedirler belki. Şahika? Bulut seninle birlikte değil miydi? Bulut yarım saat önce çıkmış Ruşan Hanım. Nasıl ya? Ay rezalet. Abartma Ruşan. Ay Cihan sana da kalsa ben her şeyi abartıyorum zaten. Peki nereye gitti söylemedi mi sana? Bir kızla gittiğine göre herhalde eğlenmeye gitmiştir. Peki sen nasıl engel olamadın böyle bir şeye? Bana sormadı ki. Yıldız sen evi bulabileceğine emin misin? Cevap versene kardeşim. Elbette bulabilirim. Burada dur. Dur. Emin misin? Ay tabii ki eminim. İnsan oturduğu evi bilmez mi? Ya öyle değil mi kardeşim? Öyle kardeşim. Hadi iyi geceler. İyi geceler, teşekkürler. Umarım az da olsa kendimi affettirebilmişimdir. Rüya gibi bir geceydi, öyle değil mi Elif'ciğim? Yani affedilecek bir durum yok. Hatta ben biraz fazla üstüne geldim herhalde. Olmadık şeyler söyledim. Asıl sen kusura bakma. Tamam, kusura bakmam ama bana telefon numaranı verirsen. Hem çizim muhabbetinde konuşamadık arabanın içinde. Ay evet. Hayır kardeşim. Evet kardeşim. Yıldız biliyor musun? Bence biz seninle çok iyi anlaşacağız. Ay evet. Bence de. Teşekkürler, memnun oldum. Biliyor musun? Bugün markamız için harika bir gün olacaktı. Ama sayende benim için harika bir gün oldu. Bunu seni ilk gördüğüm anda hissettim. Yıldız görüşürüz. 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 Geç kalma istersen ha. Gecikeceğim bir yer yok. Siz içeri girin gideceğim. Ay evet. Kardeşim haklı. Daha fazla gecikmeyin. Bence hiç tartışmayalım. İçeri girin ve gidin. Kardeşim. Elif seni yarın arayacağım. Git istersen artık. E girseydin. Tamam. Gitmiyor. Durun, durun. Ne oluyor? Da siz eşkıya mısınız? Az dur yiğidim, az dur da. Ya siz kimsiniz? Tanrı misafiri. Ne? Dışarıdaki elemandan kurtulmamız lazımdı. İdare et işte da. Uy, acaba size terbiyesiz mi etti da? Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. O zaman nedir da?